Ellerinde LGBT karşıtı dövizler taşıyan Yeniden Refah Partisi Bolu İl Başkanlığı, üzerinde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın da fotoğrafının bulunduğu yazılı pankart açarak LGBT derneklerini protesto etti. Kent meydanında bir araya gelen Yeniden Refah Partisi üyeleri LGBT karşıtı basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklamasını okuyan İl Başkanı Baskın, merhum Necmettin Erbakan'ın Hayim Nahum doktrinini anımsatarak amaçlarından bahsetti. Yeniden Refah Partisi camiası olarak bugün burada bulunma amacımız hakiki ve öz medeniyet kurma ideallerimizi yok etmeye teşebbüs eden ve uğruna çok fazla bedel ödemiş olduğumuz değerlerimizi hiçe sayan, topraklara yabancı ve mayası ne yazık ki bozulmuş bir ruhu ve onların gizli destekçilerini alenen uyarmak ve ihtimal dahilinde hakka çağırmaktır. 50 yıldır Erbakan hocamız bizlere Hayim Nahum doktrininden bahsetti. Ne diyordu? Bir ülkeyi savaşla işgal edemiyorsan şunları yapmalısın. Aç bırakacaksın, işsiz bırakacaksın, borca esir edeceksin, dininden uzaklaştıracaksın, böleceksin, böldüklerini birbiriyle çarpıştıracaksın, kolay lokma haline getirip yutacaksın ve işgal edeceksin. Bizler de görüyoruz ki her geçen gün Türkiye'mizin ahlaki, toplumsal, dini değerlerinde yozlaşma ve insanımızın geçmişle bağını kopartmak suretiyle onu yalnızlaştırma, umutlarını ve dayanağını elinden alma çalışmaları yayılmaktadır. Avrupa Uyum Yasaları adı altında normalleştirilmeye çalışılan ve desteklenen LGBT derneklerinin sayısının gün geçtikçe arttığını belirten Baskın, eşcinselliğin özendirildiğini kaydetti. Avrupa Uyum Yasaları adı altında normalleştirilmeye çalışılan ve desteklenen LGBT dernekleri sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Başta sosyal medya fenomenleri olmak üzere televizyon, film ve dizileri, dergi ve gazeteler, hatta çizgi filmlerde bile eşcinsellik özendirilmektedir. Baskın, cinsiyet geçiş ameliyatlarının protezler dahil devlet güvencesindeyken SMA hastası çocukların tedavi masraflarının tamamının SGK tarafından karşılanmamasını da sert bir dille eleştirdi. Devletin önemli bir kurumu olan Sosyal Güvenlik Kurumu, cinsiyet eşitliği ameliyatlarının protezler dahil devlet güvencesinde olduğunu açıklayarak bu sapkınlıklara meşruiyet kazandırıyorken aynı SGK, SMA hastası yavrularımızın tedavi masraflarının tamamını karşılamaktan aciz kalıyor. Bu durum bize hükümetin devletin temel amaç ve görevlerini yerine getirmek noktasında sağlıklı ve samimi karar almadıklarını gösteriyor. Son günlerde sosyal mecralarda yaygınlaşan, normalleştirilmeye çalışılan bir LGBT sorunuyla karşı karşıya kalındığının da altını çizen Baskın, Fatih Erbakan'ın sözünü hatırlatarak önce ahlak ve maneviyat vurgusu yaptı. Son günlerde sosyal mecralarda yaygınlaşan, normalleştirilmeye çalışılan bir LGBT sorunuyla karşı karşıyayız. Bizler bu alçaklığa engel olamıyorsak vay halimize. Bizler bu ahlaksızlığı düzeltemiyorsak vay halimize. Sayın Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın söylediği gibi para kaybedebilirsiniz. Bunu yerine çalışarak tekrar kazanabilirsiniz ve tekrar koyabilirsiniz. Allah muhafaza, toprak da kaybedebilirsiniz. Toprağı da tekrar savaşarak kazanabilirsiniz. Ama bir nesil kaybettiğiniz zaman bunu bir daha kazanmanız mümkün olmayacaktır. Düşüncesiyle önce ahlak ve maneviyat düsturunu ön planda tutuyoruz. Baskın, LGBT derneklerinin her alanda karşısında duracaklarını da yineleyerek sözlerini yetkilileri göreve davet ederek sonlandırdı. Bu doğrultuda Yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak bizi biz yapan değerleri hiçe sayan, kaleyi içten fethetmek için uğraşan, ahlaksızlıklarını gençlere empoze etmeye çalışan LGBT derneklerinin ve her alanda karşısında duracağımızı kamuoyuna duyurur. Devlet yetkililerimizi bu ahlaksızlığa son vermek için göreve davet ediyoruz.